Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Bir Konuşa Bu Konuşa programında daha ben Gülten Sarı sizlerin karşısındayım. Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Kadın haklarını konuşacağız. Kadın hak ve mücadelesini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuşacağız. Canan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, sevgiler, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Canan Hanım aslında çok bunun altını çizmek istemiyorum ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de yaklaşıyor. Zaten Türkiye'de kadın hakları ile ilgili evet elbette çok çalışmalar var. Siz çalışmalar yürütüyorsunuz. Başka kadın dernekleri, kadın örgütleri çalışmalar yürütüyor ama bir taraftan da kadınların acaba belli haklarımızı kaybediyor muyuz endişeleri var. İşte süresiz nafakanın kaldırılması, hükümet içerisinden belli destek de var. Erkekler tarafından kaldırılması talepleri var. İşte kız çocuklarının cinsel istismarcısıyla evlendirilmesiyle ilgili bir takım girişimler var. Erken yaşta evliliğe onay verilmesi için bir takım yürütülen girişimler var. Bilemiyorum tabii istatistikleri biraz sonra siz bizimle paylaşacaksınız ama kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismarda şiddette de bir artış var galiba. Evet. Olumsuz bir tablo çizdim ama tabii ki siz gerçek durumu, sahadaki durumu dinleyicilerimizle mutlaka paylaşacaksınız. Bir kez tabii ki seve seve paylaşacağım. Bir kez çok olumsuz çizdiğiniz tablonun evet hepsi yansımaları anlamında baktığınızda kimilerine göre olumsuz gelebilir ama ben aslında arkadaşlarımla birlikte bu olumsuz tablonun arkasında gene mücadelesini elden bırakmayan, çok uzun yıllardır kazanılmış haklarını sakın ola ki üzerinde herhangi bir yanlışa gitmeye diyen sivil toplum sesinin yüksek çıkmasından kaynaklandığına inanıyorum. Yani ortada birileri kadın haklarının ortada bulunduğu noktadan rahatsızlık duyuyor. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eşitliğe doğru giden sürecin içinde erkek elindeki egemenliği kaybetmek istemiyor. Bunun en çok kaybedilme alanı biliyorsunuz din. Ve din, sahte ve sanal din insanları özellikle bu konuda hem hükümete bu dönemde çok ağır baskılar da veriyorlar. Hem bizi hedefe koyuyorlar sivil toplum örgütleri olarak. Ancak tüm bunların geldiği nokta şu ki Türkiye'de kadınlar 1800'lerden beri olayların peşinde mücadelecisi, sivil toplum anlamında kadın politikaları, kadının insan hakları mücadelesinden hiç taviz vermeden yoluna devam ediyor. Bugün de aynı şekilde güçlüyüz, umutluyuz, mücadelemize devam ediyoruz. Hiç kimseye söz anlamında siz öyle söylediniz, biat edecek kapasitede bir kadın derneği ya da kadın grubu yok ortalarda. Öncelikle bir kadınlar adına ben bu cümlelerle başlamış olayım. Bütün kadın arkadaşlarıma ve kadın dost erkeklere de mücadelemizde yanımızda ve devamcı oldukları için teşekkür ediyoruz. İkinci bölüme gelince evet gündem çok da benim söylediğim üzere umut var, mücadele var ama bu mücadelenin yanında da yapılan işler var. Onlarla nasıl mücadele ediyoruz? Siz özetlediniz. Ben izin verirseniz biraz genişletmek istiyorum. Evet Türkiye kadına karşı şiddetin oranlarının yükseldiği özellikle 2002'den bu yana her geçen gün sayısal verileriyle de görebildiğimiz, yansıyabildiği oranında bir artış gösteriyor. Bu artışın ana nedenini çok uzun zamanlarda medyada görünür olmaya bağladılar. Aslında hayır. Medyada görünür olmaktan değil, kişilerin çektiklerini ve yaşadıklarını ya adli sisteme taşımaları ya sosyal medya üzerinden anlatmaları ya sivil toplum örgütlülüğünün bu konudaki yasal süreciyle beraber işbirliğine gitmelerinden kaynaklanıyor. Ama artıyor. Bu artışın arka planında kadın örgütlerine bir güven var. Bu nedenle yasal zemine güven mi var? Bu yasal zemin içinde de herkes kadının başını kaldırması yani evlilik özellikle evlilik ve evlilik sonrası şiddet çok gündemimizde bizim. Yani kadın evliyken darbe alıyor fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel taciz anlamında. Evlilikten vazgeçtiği anda da eski boşandığı eşi
tarafından öldürülüyor ya da yaralanıyor. Öyleyse olaya baktığımızda tabloyu ilkokul öğrencisine bile söyleseniz bu matematiğin denklemini çok güzel eşleştirecektir. İçeride biat etmesini bekleyen bir erkek vardır. Biat etmeyen kadına şiddet uygulayarak kadını susturacağını sanan da bir zihniyet var. Bakın bu zihniyetin bütün çerçevesini çizdiğinde bugün piyasada bulunan o sanal din insanlarının da aslında 9 yaşından, 8 yaşından ya da çok daha aşağılara giren kadını yalan yanlış inançlarla belli bir yöne gidip korkutarak sindirmeye çalışma sistemleri var. Bunun içeride yansımalarında evet nafaka en önemlisi biliyorsunuz geçtiğimiz 3 aydır bu konu çok gündemde. Ama biz nafaka için çalıştaya çağrıldık. Kadın sivil toplum örgütleri, Adalet ve Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nın organize ettiği nafakaydı. Orada kadın dernekleri olarak hep bir ağızdan hem de her siyasi görüşten kadın dernekleri olarak şunu söyledik. Nafaka sadece kadın ya da sadece erkek için değil, yoksullaşan taraf için uygulanıyor. Yani içinde kadını destekleyen, erkeği arka plana iten bir hukuk yok. Hem kadın hem erkeği destekleyen hukuk var. Peki orada yoksulluk nafakasını alan kaç kişi var? Alan bu kişilerin aldıkları nafaka oranı ne kadar? Kaç yıldan beri alıyorlar gibi bir araştırma raporu yok. Kaç kişinin mağduriyeti ortada? Bu da yok. Bir başka el bir yerlerden bir yerlere özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın 100 günlük eylem planının içine getirip koymuş nafaka bir sorun. Ben dedim sorun olmuyor nafaka. Yani böyle ulu orta aklınızdan geçen ya da parti yandaşlığı ya da siyasi yandaşlıkla bir yerlere bir fikri götürmek öyle bilimsel araştırma elde veri olmadan olmuyor. Siz koyduysanız 100 günlük eylem planını arkasında sivil toplum örgütleri soruyor. Kaç kişiyle araştırma yaptınız? Boşanma oranları neydi? Kaç yıldır nafakaları alınıyor? Süresiz nafakayla ilgili sürecin içinde kaç kişi 30 yıldır nafaka alıyor gibi argümanları talep ettik. Bunların hiçbirinin olmadığını görünce o toplantının sonucunda bir araştırma yapılması kararı alındı. Daha sonra Sayın Adalet Bakanı da açıkladı zaten. Kadın dernekleriyle görüştük. Bu konunun süreç içinde araştırılması, ortaya çıkan tablo üzerinde konuşulması gerektiğini kararını medya önünde de açıklamıştı. Ama geçtiğimiz günlerde bir boşanma endeksi TÜİK'in 2018 evlenme ve boşanma ile sonuçları yayınlandı. 2 yılda bir yapılıyor bu analizler. Orada binde 1.7 oranında bir boşanma oranı oldu Türkiye'de açıklandı. Yani geçtiğimiz yıldan bu yana da 20 bin kişide fark eden, eskiden 120 bin kişi ise bugün 140 bin kişi boşanmış. Şimdi 82 milyonluk nüfusta binde 1.7 oranı hakikaten bağırılacak bir oran değildir. Mutlaka insanların çıktıkları yolda birbirleriyle ilgili anlaşamadıkları hususlar olacaktır ve yola çıkılacaktır. Bizim buradaki meselemiz boşanmaların artması meselesi değildir. Yanlışa yönlendirilen meclisimiz vardır, boşanma komisyonu kurmuştur. Bizim buradaki meselemiz evliliklerle beraber kadın erkek ilişkileriyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi çalışmalarıdır. Bu noktada seçim yaklaşık bu noktada bir gayret sarf ederek ben ona oy potansiyelim artsın diye bir kanun taslağı zaten ortaya çıkmadı. Sonrasına ötelendi. Bu konuda birileri hala mağdur edebiyatı yapmaya başlıyor ama o mağdur edebiyatın arka tarafında sorunlarının giderilmesi gereken başka içsel yönetmelikler olduğunu anladık. İkinci, sizin de bahsettiğiniz üzere 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o dönemin Adalet Bakanı tarafından getirilen bir tecavüz önergesi, kısa adıyla bildiğimiz erken yaş evliliklerinde erkek tarafının kamu davası açılarak cezalandırılması ve hapisle cezalandırılması yönünde mahkemenin devam etmesiydi. O dönem 286 kişi için böyle bir affın getirilmesi söz konusuydu. Kadın örgütleri ve her cenahtan yine altını çizerek kadınların erkeklerin birlikte mücadele etmesi sonucu parlamentoya gelmedi, raflarda kaldı. Aradan geçen 2 yıldan sonra geçtiğimiz Aralık ayında parlamentodaki muhalefet partilerinden birinin bir vekilinin de açıkladığı üzere 8 bin kişilik bir affı düşünüyoruz diye ortaya yine çıktı. Hatta Ocak ayında bu rakam
10.000'e gelerek bir af taslağı hazırlandığı söylendi. Ona da itiraz ettik. Çünkü onun da itirazı şuydu. Hukuk eğer affa doğru, merhamet adaletine doğru giderse 286'dan 10.000'e gelen bu sonuç ilerleyen yıllarda 100.000'e kadar daha da ileriye giderek genç kadınlara, genç kızların hayatlarına zindan olacak bir hukuk düzeni yaratacağını. Yani aslında tecavüzü şimdi tabii ki amaç o değil ama nasıl olsa af çıkarılıyor, bu yasadan faydalanırım niyetiyle hareket edip evet, çocuk... Çok haklısınız. Yani çok bu haklısınız. Tecavüz ve taciz sayısını, cinsel saldırı sayısını çok farklı bir noktaya taşıma riskini beraber. Tabii 286'dan 10.000'e gelinceye kadarki süreçte nereden bakarsanız 9.750 kişinin ben bunu yaparsam nasıl saf çıkacak hükmüne güvendiğine inanıyoruz. Biraz daha sahaya inen bir kadın ve örgüt olduğumuz için aslında sahada erken yaş evliliklerinde yaşın 10'a kadar indiğine tanıklık ettik biz. Bunu hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu önergenin geleceği kadın erkek fırsat eşitliği başkanlığına da söyledik. Dedik ki bakın siz daha bu tasarı konuşulurken evlilik yaş oranları 12'den 11'e 10'a kadar iniyor ki biliyorsunuz Medeni Kanun'a göre 18 yaş altı evlilikler ceza alır, ceza almalı ve çocuktur kelimesinin altı çiziliyor. Bu konuda ki mücadele sonucunda da o taslak şu an görüşülmedi. Zaten 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle meclis kapandı. Bu konuda parlamentonun belirli kesimlerini sahada çalışmalar yaptığını, sivil toplum örgütleriyle de görüştüğünü biliyoruz. Ama Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bu konuda özel bir gayret göstererek her tarafa bunun yanlışlığına dair verileri paylaştı. Yayınlarını televizyon, medya anlamında da bütün vatandaşlarla paylaşıyor. Gerçekten yanlıştır, altı çizilecek bir olaydır. Bu konuda Türkiye'nin gelecek nesline atılacak en büyük tabir yerinde ise hukuksuzluk ve kazıktır. Bu anlamda da bunu söylemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Peki Canan Hanım, burada çok özür dilerim, araya girip bir şey sormak istiyorum. Şimdi deminden beri bahsettiğiniz konular nafaka olsun. Çünkü dediğiniz gibi nafaka sadece kadını korumak üzere değil, geçim sorunu yaşayacak tarafı korumak üzerine inşa edilmiş bir sistem. Neden burada sadece kadın gibi algılanıyor ve erkek perspektifinden bir yaklaşım sergiliyor iktidar? Sadece bu konuyla ilgili değil, aynı zamanda az önce konuştuk çocuğun küçük yaşta çocuğun istismarı ve istismarcısıyla evlenmesi, bunların affedilmesi, yine Suriyeli kadınlar meselesi var. O bölgede birden fazla evlilikler var. Tabii resmi olmadığı evet, için kayıtlara geçmiyor. Ancak orada da yine çocuk yaşta suistimaller var. Yani çok, mesele çok neden tersinden çevrilip kadının haklarını, çünkü kadının haklarını korumak demek aynı zamanda toplumun haklarını da korumak demektir. Çünkü bu toplumun en önemli yaratıcı unsurudur kadın. Neden siyasi irade akışı tersine çevirip toplum dinamiklerini böylesine alt üst edecek girişimlerde bulunuyor? Bunun buradaki sorun ne? Buradaki ana sorun aslına bakarsanız bunu söyleyenler üzerindeki taraflara bakmak lazım. Bu konuyu gündeme getiren taraf kim? Bu konuyu gündeme getiren tarafa biat eden kim? Bu açıdan baktığınızda arka planda bir siyaset işbirliğini görüyorsunuz. Hatırlayın konuşmamın başında da söyledim ben. Sahte din insanları dedim. Yani dinle ilgisi olmayan, hepimiz mensubu olduğun dinin kitabının içeriğini çok net biliyoruz. Dürüstlük, ahlak ve eşitlik der aslında. Çok da en başından itibaren Kur'an oku diyerek kadın erkek eşitliğinin bence ilk imzacısıdır yansımalarına bakarken. Ama ben burada Kur'an'ın referans gösterirken bile yanlış yaptığımın farkındayım. Benim konuşmam gereken bilimdir ve ilimdir. Bu anlamda baktığımızda medyanın belirli bir tarafın yansımalarını yapan bir gazete diyemeyeceğim. Çünkü gazeteler aydınlıktır, çağdaştır, çağdaşlığı yol olarak gösteren bazı medya gruplarında bunlar baskı unsuru olarak hedef gösterilerek hem kitle hem sivil toplum örgütleri hem hükümet tarafında seçime giderken ortaya çıkmış olmasından kaynaklanan da baskı unsuru olmasını getiriyor. Yani içeride bir bazı pazarlıklar yapılıyor gibi geliyor bize. Yani biz size oy veririz ama siz bize bu kanunları çıkarırsınız.
siz bize bu konuda baskı yaparsanız, çünkü biz cemaatlerle ne kadar yanlışa gidildiğinin farkındayız. 2016'yı yaşadı bu ülke. Hı hı. 2016 gibi bir sürecin arka planında aslında birini temizlerken bir başkalarının ortama geldiğini de sahalarda gezen, siyaset üstü olarak gayret gösteren biz kadın dernekleri de fark edebiliyoruz. Yani siz daha da onlarla kadını karşılaşıyorsunuz değil mi? Bu tabii, işte, tasfiye edilen bir dini grubun yerine başka dini gruplar devlet içerisinde. Bir tane de değil, farklı noktalarda, farklı gruplarda ve tamamen kadının insan hakları konusunda yapılmış yasal zemin üzerinde gitmeye çalışılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demektir? Yani kadını evde ikincil vatandaş olarak görebileceğiniz, belirli argümanlarla korkutmaya çalışacağınız, korkmayacak artık, korkmuyor. Belki sayısal olarak bir kısmı çekebilirsiniz yanınıza ama ötesi dünyanın kaç bucak olduğunu, ben şimdi sizinle nereden nereye konuşuyorum, yani elimdeki telefonla size ulaşabildiğim mekan arasında kilometrelerce mesafe varken, teknolojinin hayatımıza girdiği bir noktada siz korkutmayla, sindirmeyle bir noktalara gelemezsiniz. Bununla ilgili zaten hem nafakada bu süreç içinde hem de tecavüz önergesinde hükümet hani gerekli önlemi aldı diye düşünüyorum ben. Şu anda yasal süreçte gündeme getirmeyerek. Ha, seçim sonrasında ne olur? Asıl mesele o. Seçim sonrasında gündeme gelebileceği aşamadaki seçimde alınan sonuçlarla bir hesaplaşma olur mu onu bilemem şimdiden ancak. Sahada bu işin pazarlık olarak görüldüğüne inanıyorum. Türkiye çağdaş bir Türkiye. Bu saatten sonra bu konu üzerinde konuşulması gereken mevzular daha ileriye bakmaktır. Referansı karanlık günlere götürme anlamında değil. Bu sabah da bir yayın kuruluşunda konuşmacıydım. Söyledim, Cumhuriyet kurulurken de kadınlar Cumhuriyet'in aydınlık yüzüydü. Bugün Cumhuriyet'e karşı mücadele eden grupların da karanlık yüzü kadın. Yani kadın hep malzeme aslında. Kullanılmaya, onunla pazarlıklar, onunla hesaplaşmalar yapmaya. Ama unutulan bir şey var ki her iki tarafta da mücadelesinden hiç vazgeçmeyen yine kadınlar. Bu nedenle de biz Kadın Dernekleri Federasyonu olarak herhangi bir siyasetin tarafı olmadan altını çizerek diyoruz ki cin şişeden çıktı. Şu saat itibariyle onu korkutarak, onu ürperterek bir yerlere gideceklerin de bu kez sandıkta kaybedecekleri olabilir. Hani siyaseten yokuz diyoruz ya, siz başlarken evet, sosyal medyada yokuz reklamını söylediğinde. Evet, siyaseten görünür olmuyoruz ama onun da hesabı sandıkta farklı sorulacak aslında. Yani buralardan yola çıktığımız zaman kimse kadının üzerinden bir şeyleri yaparken onu kalkan diye kullanmasın, kullanmaya da kalkmasın. Son dönemlerde bunlar çok fazla oluyor. Ama ben umutla sahadaki gördüklerimden tabloların hem iyi hem kötü tarafını gördükçe de toplumsal cinsiyet eşitsizliği noktasında gayret sarf eden Milli Eğitim Bakanlığı, bakın orada sadece bir hata var, onu dile getirmem lazım. Tabii. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ETÇE projesi vardı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin giderilmesi adına. Aşırı baskılardan o durduruldu bir süreliğine. Hı-hı. Yine YÖK'ün başındaki beyefendi, YÖK'ün içinde bulunduğu Özgecan cinayetinden sonra bu cinayetin neden olduğu cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi adına tutum belgesinde bir değişiklik yapmış ve hem web sitesinde hem üniversitelerde bunlarla ilgili çalışmalar yapılmasını önermiş ve başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde o tutum belgesini de adalete evirmeye başladı. Adalette, merhamet adaletinin olduğu bir ülkede eşitlik olmaz. Ama bunun da değişeceğine inanıyorum. Bu çünkü hep yansıyan, yani sahadaki dinamiklerden haberi olmayan insanların, ben açık ve net söyleyeyim ki saha siyasetin düşündüğünden çok farklı düşünüyor. Yani sahadan sekiyor aslında. Onlar bir girişimde bulunuyorlar ama size, diğer kadın derneklerine, örgütlerine ve kadının kendisi çok fazla, çok fazla ve geriye dönüyor. Anlıyorum. Hem de nasıl sadece federasyon, ben şu an kendi kurumum adına konuşuyorum ama onlarca, yüzlerce sahada kadın derneği var. Ve biz hep birbirimizle de yan yana kol kola gidiyoruz. Ve nafaka çalıştayında biraz önce bahsettiğim üzere her siyasi görüşten kadın örgütü aslında ortak payda sahneydi. Yasayı niye değiştiriyorsunuz? İçeriden yönetmelikle durumları düzeltin, araştırmanızı yapın, elinizi güçlendirin. Bunu düşünemeyen aslında kurullara ya da siyasi ya da
kurumsal yönetimlere kadın dernekleri yol göstermiş oldu. Her düşünce, herkes her düşündüğünü yapabileceği bir mecra olarak görüyor ülkeyi. Ama o mecra değil, iletişimin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani 4.0'lar, 5.0'ların bahsedildiği, hem ekonomi anlamında insanların dünya ticaretlerini dakikalar içinde bitirdiği, bilgilenmeyi dakikalar içinde götürdüğü, gece gündüz farkının sıfırlandığı bir dönemde siz, ben sana söyledim, sen kapının dışına çıkma. Ben sana söyledim, sen şunu yapma. Yok artık öyle şeylerin, hani emirlerin telakki edileceği bir dünya. En ufak 2 yaşındaki çocuk bile size dönüp hesap sorabiliyor artık bilgilenme nedeniyle. Dolayısıyla diyorum ki örgütler güçlüdür. 8 Mart, evet 8 Mart'ı analım. Bakın 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde Feminist Gece Yürüyüşü yine milyonlarla beraber oraları dolduracak. Oralardaki haklı serzenişlerini, oradaki gücünü, oradaki birlikteliğini yine dışa vuracak. Ülkemin her satıhında aslında kadınlar birlikte güçlü olacaklarını, olduklarını, yan yana durmanın avantajlarını sergileyecekler. Ve en önemlisi aslında iş dünyası şiddete karşı kendini gerçekten aşmış durumda. Hem mavi yakalılarına hem beyaz yakalılarına toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, İş yeri politikalarının yayınlaması konusunda 10 üzerinden 10 geliyor. 8 Mart için bilgilendirme mesajları iyi ya da kötü, yanlış algılanabilen noktalar olabilir. Adımlar doğru, talep doğru, bu anlamda irade doğru yöne gidiyor. Ben bu ülke için korkmuyorum. Bu ülkenin iç dinamiklerine gerçekten çok güveniyorum. Bunu söyleyen bir kadın olarak da daha dün sahadan, inanın hatta dün gece yarısı itibariyle sahadan gelmiş bir kadın olarak söylüyorum. Türkiye'nin Karadeniz'inden doğusuna, batısından güneyine her noktasında kadının insan hakları için mücadelesini ortaya koyacak, ben de varım diyebilecek kadın arkadaşlarıma eşlik edecek erkekler de var. Ve en önemlisi genç nesil bu konuda çok duyarlı. Anlat Hanım, son birkaç bir şey sormak istiyorum size. Şu, hatırlıyorsunuz Şule Çet olayı vardı. Bugün yine evet, bir dava vardı. 14 yaşında bir çocuk 45 yaşında bir adam tarafından yıllardır taciz edildiğini söylemişti. Onun bugün duruşması vardı. Yani sosyal medyada bu olayla karşılaşanlar, aileleri büyük kampanyalar başlatıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Şule Çetin'de, evet, yargı ayağında ciddi bir sıkıntı mı var? Neden oluyor? Neden insanlar var, sosyal medyadan haykırmak zorunda kalıyorlar mağduriyetle? Evet. Ne yazık ki özellikle 2016 yılındaki, hani hiçbir ülkede yaşanmasın dediğimiz darbe sistemi var ya, o darbe sistemi bir yargıyı, iki emniyete, yani kolluğu vurdu. O, bu konuda ciddi anlamda eğitim almış, bu konuda yeterliliklerini hani zaman içinde deneyimleriyle güçlendirmiş ama kurumlar ikisi de aynıydı. Ama hem işin içine bir siyaset girdi bu noktada, hem atamalarıyla ilgili sorunların çok tartışıldı ki bunlardan bir tanesi de benim de kurumum aslında. Dava açtığım konuda kendimi ispatlamak zorunda kalıyorum. Aslında hani iftira atanın bu konuda ispat yükü olmasına rağmen hukukta açıklıyorsunuz, koyuyorsunuz her şeyi, karşı tarafın görmediği bir süreci yaşıyorsunuz. Yani yargıda sadece ufacık bir pürüz de değil, kocaman bir pürüz var. Dolayısıyla da sosyal medyada kamu duyarlılığı yaratılmaya çalışılıyor. Ve yaratılan bu kamu duyarlılığının aslında da boşa olmadığı, mahkemelere sunulan delillerde, mahkemelere sunulan belgelerde, adli tıp raporuna karşılık oluşturulan raporlarda görülüyor. İş yerinde yapılan denetimlerde, izlemelerde, incelemelerde eksiklik olduğunu, bu konunun üstünün kapatılmasıyla ilgili bir gayretin varlığına dikkat çekiliyor. Bu her noktanın, her kişinin sosyal medyaya müracaat etmesi hukuka güveni de biraz sarsıyor. Biraz da değil, daha fazla sarsıyor aslında. Ama biz sosyal medyada, hani dünyada başlayan MeToo hareketi gibi, size yapılan istismarı, tacizi, tecavüzü, şiddeti açıklayın kampanyasına dönüşen kampanyada biz şimdi son dönemlerde moda tabir deyişiyle intihar etti gitti, intihar etti gitti eylemlerinin aslında arka planında kasten öldürmelerin yattığını, tecavüz, cinsel istismarların olduğunu farkına, bu davalar ki Şule'de en büyüğünü yaşadık, en önemlisini gördük. Onun gibi daha 3 tane vaka da takip ediliyor. Hukuk biraz kendini derleyip toparlamalı. Bu konuda
Sayın Adalet Bakanı'na çok iş düşüyor ki yönlendirme ve bilgilendirme. Bize düşen ayağında biz bilgilendirme Uluslararası İstanbul Sözleşmesi ve 6284 ile ilgili bilgilendirmeleri barolara, kurumlara ve yargı mensuplarına yapmaya çalışıyoruz. Tamam, son olarak Canan Hanım, 2018 yılı içerisinde kadına şiddet ve cinsel istismar istatistiklerini bizimle paylaşabilir misiniz? Şu konunun aslında altını çok çizmek lazım. Benim size söyleyeceğim rakam bize gelen rakamlar oluyor. Yani Türkiye'nin bir veri eksikliği var, bir veri bankası yok. Yani Türkiye'nin Çalışma Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı her senenin sonunda çıkıp bugün yargıya intikal eden şu kadar kadın cinayeti, bu kadar çocuk istismarı vardır gibi bir raporu yok. Benim size söyleyeceğim, ben 346 derim. Kadın cinayeti sayısında medyaya intikal etmiş ya da sahadaki örgütlerimizin de gayretiyle toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle gelmiş bir vaka olarak söyleyebilirim. Ama bunun dışında bir başka arkadaşımın derneği farklı bir rakam söyler. Bir başka yerden bir başka kuruluş yine bir başka şekliyle rakam verir. Ama bildiğimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle öldürülen 346 tane kadın var geçtiğimiz yıl itibariyle. Ocak ve Şubat ayında şu gün itibariyle 38 kadın öldürüldü Türkiye'de. Yani rakama böldüğünüzde esprisi komik kaçacak ama 28 günde 30 kadın öldürülmesi de ayrı bir mesele. Nereden bakarsanız. Bunun ötesinde istismarda bize gelen ensest anlamında vakaların çokluğu ve çoklu istismar, okullarda çoklu istismarın olduğuna dikkat çekeyim. Çünkü bizdeki rakam Türkiye genelini vermeyeceği için gündemde o rakamın yanlış bilinmesini istemem açıkçası. Ama daha yıl itibariyle Ocak'ta da aynı konunun mesela bir ilimizde 17 çocuğu istismar ettiğini biliyorum. Dün Selçuk ilçesinde ki gitmemin ana nedeniydi o bölgeleri. 33 tane bildiğimiz 33 tane çocuğu taciz eden öğretmenin sürdürülebilir davasının durumlarını hani yapılacak işlemlerini takip için o bölgede bulunduk. Peki bir öğretmenin 33 çocuğu istismar. Bu sadece evet bir spor öğretmeninin yani 33 tane bir taneyle yola çıktık 33'e kadar uzandık. Şu an 33 belki 40 olacak belki 50 olacak bilmiyoruz. Yani süreç içinde kendini gösterecek o çocuk hem rehabilitasyonu hem hukuksal mücadelesinde yanında olmak ve bu konuda hani emniyetin de takibini, yargının takibini nasıl yapabileceği anlamında destek olmak adına o taraflara doğru geçtik. Türkiye'nin her yerinden geliyor bize bu çağrılar ama bunu bu rakamları açıklaması gereken bir Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı başında çalışması da var unutuyoruz. Bir de Barolar Birliği'nin belki kendilerine ulaşan dava rakamları ile ilgili açılan dosya üzerinden bildirmeleri lazım. Biz şimdi bazı barolardan özellikle baro kadın komisyonlarından rica ettik. Ne kadar kendilerine boşanma ile ilgili şey açılmıştır, dosya açılmıştır ve ne kadar nafaka almıştır. 8 Mart'ta sanıyorum Türkiye'nin birkaç tane böyle sayılı barosundan bu rakamlar çıkacak. Buna göre hani nafaka ve oranı çıkmış olacak. Diğer konuda da Barolar Birliği'nin en tepe nokta olarak tüm 79 baronun işbirliğiyle en azından istismara uğramışların kesin rakamının dosyaya yani yargıya intikal etmiş olanlarını çıkarabiliriz. Ama Türkiye'de buzdağının arka kısmı dediğimiz bölümden kimsenin haberi yok. Sadece size Ocak'tan bu yana iki tanesi üzerine 17 ve 33 üzerine hani çoklularını verebilirim. Ensest oranında belirli bölgelerde artışın olduğunu, ilçelerde özellikle kimse duymuyor, kimse görmüyor diye yapılan ki iki gün önce de bir başka yerden geldi. 14-12 yaş grubunda 3 çocuğa ev tutarak bir okul müdürünün erkek çocuklara istismarının davası üstü şu an yayın yasağı getirildiği için kapatıldı. Ondan haberimiz var. Bize geliyor her yerden bir acil yardım hattı olması nedeniyle. Elimizden geldiğince yayın yasaklarının neden konduğunu, niye konulduğu noktasında mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu konuda yayın yasağı dosyanın ortadan kaldırılması, yani biraz önce sizinle konuştuğumuz aslında yargının durumunu da ortaya koyuyor.
bu konuları açacağız ki, tartışacağız ki yapanların ne kadar ceza aldığını, var olan cezaların bunlara uygulanmasının nasıl doğrulukla sağlandığını görmemiz açısından olumlu olacak. Ama süreç hakikaten kötü bir süreç. Size ulaşmış, sizin haberiniz olduğu dönemlerde sadece mücadele edebiliyorsunuz. Ya da size cesaretle gelebilen insanlarla birlikte mücadeleye gidiyorsunuz. Ama garip, zaten bu olaylar bir noktada kendine güvenmeyen, yokluk ve yolu yordamı bilmeyen, hukukun kendine neler sağlayacağından habersiz insanlar için de uygulandığı için onlara ulaşmak zorunluluğu, medyanın bilgilendirmesi sorumluluğunu ortaya koyuyor bu açıdan da. Biz elimizden geldiğince kanallarda da acil yardım hattının telefon numaralarını vererek bizlere ulaşmasını sağlıyoruz bu tür mağdurların. Peki, o hattınızın numarasını verebilir misiniz? Bu tür örnekler tabii ki olduğunda sizlere ulaşabilsinler. Tabii, 0212 656 96 96. 0549 656 96 96. Peki. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Canan Hanım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar olsun size de. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve bu konuda dinleyicilerimizi aydınlattığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, bugün de kadını, kadın haklarını, tacizi, şiddeti, kadına şiddeti ve kadınların sahada tüm bu olumsuzluklara karşı verdiği mücadeleyi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuştuk. Bir başka konuşa da buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.